Efendimiz tabiri caizse diken üstünde kaç sene çalıştı? 13 sene Mekke'de çalıştı. Hem de işkence görerek, hem de hakaret görerek, hem de deli dediler, mecnun dediler, akılsız dediler. Allah yolunda ayağın kanayabilir. Allah yolunda taş yiyebilirsin. Allah yolunda eziyet çekebilirsin. Ama sen çalışmaya devam edeceksin. Peki Peygamberimiz bu 13 yılda nasıl bir metot uyguladı? Ümit kesilinceye kadar Efendimiz tebliğe gitti. Defalarca gitti, defalarca. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emirleri aldı. Emirleri alır almaz böyle Efendimiz tabiri caizse diken üstünde kaç sene çalıştı? 13 sene Mekke'de çalıştı. Hem de işkence görerek, hem de hakaret görerek, hem de deli dediler, mecnun dediler, akılsız dediler, işkence gördüler. 3 sene 10. 9. yıldan sonra Efendimiz 3 yıl ambargo uygulandı. Ambargo. İçeri dışarı bir şey girmeyecek, çıkmayacak, kadın alınmayacak, evlenilmeyecek, kız verilmeyecek, onlara bakılmayacak, selam verilmeyecek. 3 sene Efendimiz ve akrabalarına ambargo uyguladılar. 13 sene Peygamberimiz mücadele etti. 3 senesi de ambargo. Eşini kaybetti, amcasını kaybetti, evlatlarını kaybetti. İçeriden ve dışarıdan bu kadar imtihan ama Efendimiz bir gün bile ya yeter de ya Rabbi yani biraz dinleneyim de bir tatil yapayım yani Allah Allah hani demedi arkadaşlar. Ve li rabbike fasbir. Rabbin için sabret ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bugünkü ayetlerde bununla başlıyor. Ne diyor Mevla? Kalem suresi 48. ayet-i kerime. Fasbir li hükmi rabbike. Rabbinin hükmüne sabret diyor Allahu Teala. Sabret. Peygamberimiz sabretmedi mi de iki defa Allahu Teala sabret sabret diye uyarıyor. Peygamberimiz sabretmedi mi? Sabretti. Hem de bu sorudan geldi. Yani burada emir eğer bir adam namaz kılıyorsa namaz kılana bir daha namaz kıl diye emretmek Arapçada ne manasına geliyor? Yani devam et. Fasbir li hükmi rabbike. Ya Muhammed senden razıyım. Aldığın vazifeni yaptın. Ama aldığın vazifeni yapmaya devam et. Fasbir li hükmi rabbike. Rabbinin hükmüne, Kur'an'a, sana verilen emanete, sana verilen vazifeye sabretmeye devam et. Peygamberimiz için böyle mana vereceğiz. Sabretmeye devam et. Peki Peygamberimiz bu 13 yılda nasıl bir metot uyguladı? Resulullah'ın davet metodu, Resulullah'ın insanları çağırma metodu nasıldı? İki şekildeydi. Birincisi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir kişiden tamamen ümidini kesinceye kadar ona giderdi. Rivayete göre Ebu Cehil'e bile kaç defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmiş. Ama Ebu Leheb'e gitti ayet geldi. Ayet gelince ne oldu? Ebedi cehennemlik. İşte ümit kesilinceye kadar Efendimiz tebliğe gitti. Defalarca gitti, defalarca. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Defalarca gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti, bir daha gitti, bir daha gitti. Bıkmadı, yılmadı, usanmadı. Ne buyuruyor Mevla Teala Hazretleri? Fezekkir in nefa'ati zikra seyezzekkeru men yahşa. Ya Muhammed tezekkir, vaaz etmeye devam et. İn nefa'ati zikra. Ama karşı tarafa vaaz fayda veriyorsa seyezzekkeru men yahşa. Yakında senin vaaz ettiğin kişi ne yapacak? Allah'ın izniyle yola gelecek, hidayete gelecek diyor. Peygamberimizin 13 senelik Mekke'deki yaptığı çalışmalar bir ara verildi. 13 sene çalıştı, ara verildi. Sonra 13 sene sonra araya 8 sene Medine dönemi girdi. 8 sene. Ne zannettiler? Ne zannettik? Biz şimdi öyle ya Resulullah 13 sene uğraşmış ama hep boşa gitmiş ya falan hani. Öyle diyor adam. Resulullah 13 sene boy Ebu Cehil yola mı gelir? Ama Efendimizin 13 senelik çalışmasına Allah bir parantez koydu tabiri caizse. O 8 sene bir parantez girdi, bir ara girdi. Ondan sonra Allah-u Teala toplu halde bir anda Mekke'yi ne yaptı? Hepsi İslam'a girdi bir anda. Sen yeter ki çalış. Fezekkir birincisi. Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ın kullarından ümit kesilmez. Bir adama bir defa namaz kıl dedin, namaz kılmadı diye hemen at onu kenara değil. Mevla ne diyor? Fezekkir, vaaza devam et. İn nefa'ati zikra. Eğer karşı tarafa vaaz fayda veriyorsa ona vaaza devam et. Seyezzekkeru men yahşa. Yakında Allah'tan korkan, kalbinde Allah korkusu, peygamber sevgisi, din, İslam, iman, aşkı bulunan kişi yakında o vaazdan etkilenir. Birinci metot bu. Peygamberimiz 13 sene hiç bıkmadı, hiç usanmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ümit Taif'e gitti. Dedi ki ya Mekke'de bir şey olmuyor bari Taif'te olabilir. Gitti Taif'e, Taif'te taşlandı. Taif'te Efendimiz yaralandı.
vücudundan çıkan kanlardan dolayı takatsiz yerlere serildi. Semanın melekleri, yerin melekleri, Cebrail, Azrail, Mikail aleyhisselam, bütün aleyhisselam hepsi sıraya girdiler. Ya Muhammed, bunları helak edelim, altını üstüne getirelim dediler. Mevla Teala bize emir etti, peygamberimi bu kadar işkence yapanları helak edebilirsin, hani eğer o istiyorsa sorun ona. Efendimiz ne buyurdu? Hayır. Belki de Allah onlardan ileride iman eden bir kavim yaratacak. İşte Mekke'nin fethinden 17-18 gün sonra, kısa bir müddet sonra Peygamberimiz Taif'e gitti. Taif de imana girdi, İslam'a girdi toplu halde. Allah yolunda ayağın kanayabilir. Allah yolunda taş yiyebilirsin. Allah yolunda eziyet çekebilirsin. Ama sen çalışmaya devam edeceksin. Şimdi biz oturduğumuz yerde, sıcak yerlerde soğuktan korumak için kaloriferli, sıcaktan korumak için efendim klimalı yerlerde hazır okulan ilimlere okuyamıyoruz. Hazır sohbete gelemiyoruz. Hazır namazı kılamıyoruz. Bu işin cefasını çekmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sefa içerisinde ibadetimizi bile yapmaktan aciziz. Oram ağrıyor, buram ağrıyor.